Merhaba anne, iyi gördüm seni. Sen de iyisin oğlum. 5-6 ay evvel daha zayıftın. Toplanmışsın artık. Aa, bakıyorum hepsi gelmiş. Evet ama baban senin gelmeni bekledi. Ne var anne? Niçin böyle hepimizi çağırdınız? Baban anlatsın daha iyi. Leyla nasıl, küçük nasıl? İkisi de iyi. Ama artık Funda küçük sayılmaz. Seneye koleje gidecek. Bakın kim geldi. Abim geldi. Öpeyim efendim. Hoş geldin. Selam çocuklar. Merhaba. Hoş merhaba. Geldin. Gel, gel otur. Seni iyi gördüm baba. Hı-hı. Sen de iyisin. Görmeyeli hep iyi oldu. Son defa ne zaman gelmiştin bakayım? Epey oldu galiba. Aylar çabuk geçiyor. Öyle değil mi? İnsan sık sık gelmek istiyor ama her defasında da bir bahane çıkıyor. Neyse. Şimdi hepiniz buradasınız ya. Bütün kardeşlerin böyle bir araya gelmesi ne iyi değil mi? Bir tuhaf oldum. Aile başka şey tabii. Evet öyledir. Abi, iç ısınırsın. Çocukluğumuzu geçirdiğimiz bu eski evin şerefine içelim, ne dersin? Evet, iyi fikir. Tam da sırası değil mi İmran? Tam da sırası, çünkü... Şimdi söyleme Ferit. Yemek yesinler, sonra. Niye? Niye şimdi söylemeyeyim? Onları buraya bunun için çağırmadık mı? Kötü bir haber mi? Siz nasıl karşılarsınız bilmem ki. Söyle de bitsin baba. Bu bizim eski ev var ya... Artık bizim değil, banka el koydu. Niye baba? Nasıl olur? Biliyorsunuz 4 yıldır çalışmıyorum. 4 yıl oluyor değil mi İmran? Haziran'ın 5'inde tam 4 yıl olacak. Hatırlarsınız, evi Necda'nın düğününde ipotek etmiştim. Hayat pahalandı. O gün bugün 10 para ödeyemedim. Faizi de üst üste bindi. Ha, bir gün bu meseleyi görüşmek üzere bankaya gittim. Kemal Bey'i görmeye. Hatırlarsınız Kemal'i. Hani benimle evlenmeden evvel annenizi isteyen adam. Ama yakışıklıydım o zamanlar. Elinden alıvermiştim annenizi. Aman Ferit, bırak peki, şimdi. Peki, hadi kızma. Neyse baba, ne dedi o herif, onu anlat. Pek fena davranmadı. Evi terk etmek için 6 ay mühlet verdi. Neyse, o kadar acelesi yokmuş. 6 ay ne zaman sona eriyor? Önümüzdeki salı günü. Bir şeyler yapmamız için pek fazla vakit kalmamış. Ne dersiniz? Sizlere yük olacağız. Öyle üzülüyorum ki. O kadar mühim değil canım. Zaten büyük olduğu için annenizi yoruyordu bu ev. Bulabileceğimiz küçücük bir yerde işimizi görür. Neyse. Benim içeride yapacak işlerim var. Zaten hemen şu dakika bir çare bulmak zorunda da değilsiniz. Bakın çocuklar, beni dinleyin. Küçücük bir ev değişimizi görür. Ne bileyim, her biriniz ufak bir yardım yapsa... Ufak bir yardım mı? Şimdi alayın sırası değil Erol. Bu vazife bize olduğu kadar sana da düşer. Peki, peki anladık. Ama parayı nereden bulayım? Kendini öldür, sigorta parasını da onlara bırak. Hiç değilse babam bu hususta neler düşünüyor onu dinleyin. Dinliyorum, dinliyorum. Bu işi birbirinize yüklemeye çalışıp duruyorsunuz. Hiç de değil. Sadece parayı nereden bulacağımızı düşünüyoruz. Anlıyorum.
Var zavallı. Herhalde üstündeki elbiseyi de yardımsevenler cemiyetinden vermişlerdir. Baba bir şey söylesene şu Erol'a. Benden alay ediyor. Erol? Erol kardeşinle alay etme oğlum. Ne tuhaf. Biz ikimiz beşinize bakabildik de... siz beşiniz ikimize bakamıyorsunuz. Niye böyle söylüyorsun baba? Bankada birkaç kuruşun varsa da onu Funda'nın kolej masrafına harcayacağız. Necla'ya gelince Memduh'un durumundan bahsetmiştir herhalde. Doğru. İşleri çok bozuk bu ara. Ziya'nın da işleri iyi değil. İçinizde bir milyoner benim galiba. Demek ev elden gitti. Belki birkaç aya kadar bir çare buluruz. Sonra Mersin'e Ayten'e yazar, kararımızı bildiririz. Fakat şimdilik... anne sen burada mıydın? Acıktınız mı çocuklar? Yemek neredeyse hazır. Nasıl? Bir çare bulabildiniz mi? Buluyoruz anne. Bundan emindim. Sen iyice anlattın değil mi Ferit? Bütün istediğimiz sadece küçücük bir yer. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bu ev artık bana büyük geliyor. Zor oluyordu bakmak. Bari bu şekilde kurtulmuş olurum. Anne, hemen küçük bir ev bulamayacağız. Öyle mi? Ben sanmıştım ki... yani... babanla biz... sanmıştık ki... Biliyorum anne. Anlıyorum. Yavrum... sen mutfağa gidip yemeğine bakıversene. Hadi. Dinleyin çocuklar. Sizleri üzen bu meseleyi bir çare bulursunuz yahut bulamazsınız. Ama şunu bilin ki bizim size beslediğimiz sevgi hiç azalmayacaktır. Ümran. Bak sen, hiç iki tane börek yandı diye böyle ağlanır mı? Ümran, evimde kimsenin ağlamasına tahammül edemem. Salı gününe kadar burası hala benim evim, unutma. Muhakkak bir şeyler yapmamız lazım. Onları sokakta bırakacak değiliz ya. Benim de söylemek istediğim bu. Sizin çocuğunuz yok. En müsait sizsiniz. Pekala ikisini de yanınıza alabilirsiniz. Aa yoo, hemen üstüme yıkmaya çalışma. Çalışmıyorum ama bir neticeye varmak lazım. Sokakta mı kalacaklar yani? Kalamazlar tabii ama ne bileyim ben... mesela annemi sen alsan yanına, birkaç ay için tabii. Handan da babamı alsa. Bu arada ben de kocamı razı ederim. Belki daha büyük bir eve çıkarız. Ne bileyim bir çare buluruz işte. Gördün mü bak? Bir çare buluyoruz işte. Bunu Necla'ya yazdırıp imzalatsan iyi edersin. İyi vallahi neredeyse bana yalancı diyeceksin. Ben söylemiş olayım da. Bu kadarına tahammül edemem. İçinizde en çok fedakarlık yapan benim. Fedakarlığı yapmakla vaat etmek arasında çok büyük fark vardır. Ama ne? Bugün için fedakarlığı yapan ben ve Faruk'uz. İkinize de birer altın madalya vermeli. Yeter kes artık. Eğer elinden geliyorsa al ananla babanı pamuklara sar. Baba gel sustur şunları. Beni dinleyin. Eğer işin içinde anneniz olmasaydı hakkınızda ne düşündüğümü hepinizin suratına aykırırdım. Öyle bağırıyorsunuz ki bütün konuştuklarınız dışarıdan duyuluyor. Ne gibi bir çare bulacağınız da nasıl bulacağınız da hiç umurumda değil. Fakat biraz olsun onun hislerine hürmet edin. Zavallı sabahın altısından beri ayakta. Çarşıya çıktı. Öteberi aldı. Uğraştı. Didindi. Çocukken severdiniz diye size revani yaptı. Hiç olmazsa bu gayretinin boşa gitmediğine inansın. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum. Ama ne kadar mühim olursa olsun burada kesip yemekten sonraya bırakın. Sofra hazır. Hadi çocuklar. Oo, ne güzel sofra bu böyle ha? Benim yerim neresi anne? Aa, peçetelerinize bakarsanız yerlerinizi anlarsınız. Tıpkı eskisi gibi. Ayden burada değil. Ama mektupta yazmıştım yerini ayıracağımı.
Anne, keşke yatsaydım da sevdiğimiz evhaneden yapsaydın. Ya. Ah, bak gördün mü, onu unuttum işte. Buraya mı? Ve aşk olsun. Dün bu eski koltuk, bugün bu resim. Her şeyi salona mı taşıyacaksın? Her şey benim odamda mı duracak anne? Büyük annem yetmiyormuş ki, bir de bu ıvır zıvır. Yavaş. Odanı ne kadar sevdiğini biliyorum kızım. Hepimiz için zor oldu bu. Büyük annen için de. Ama ne yapalım? 3 ay daha sabredeceğiz. Sonra Necla Alan yanına alacak. Peki öyleyse. Seher Hanım'a söylerim, bunları odama taşısın. Bu gece oyun var galiba. Oyun da olur belki. Kalabalık olacak. Ha Funda, aklıma gelmişken sorayım. Çoktandır arkadaşlarını eve getirmiyorsun. Neden? Büyük annemin yüzünden. Her lafa karışıyor. Nereye gitsek peşimizde. Arkadaşlar sıkıldılar. O evdeyken bir daha çağırmam onları. Ben giderim. İyi ama buna da ben razı değilim. Tanımadığım, bilmediğim yerlere gitmeni istemem tabii. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba. Oo, bakıyorum babamın resmini buraya asacaksınız. Çok güzel. Faruk. Evet canım. Bu akşam anneni ne yapacağız? Ayak altında dolaşırsa hem gelenler sıkılacak, hem de kendisi. Evet ama idare ederiz artık canım. Benim bir fikrim var. Necla'lara yollasak mı? Hı? Fena değil. Kızını da görmüş olur. Dur, bir telefon edeyim. Hadi canım. Alo, Memdu, sen misin? Ne haber? Ha. Necla'yı versene. Merhaba Necla, dinle. Bu gece bizde bir sürü misafir var. Annemin canı sıkılır. Acaba... Kusura bakma Faruk, Memdu tiyatroya bilet almış. Biliyorsun iş yaptığı arkadaşlarla arada sırada gezmesi lazım. Bu akşam da onun için çıkıyoruz. İmkansız Faruk, anneme bakamayız. Söyle ona, hiçbir zamanda istemiyoruz. Ne diye oyalıyorsun? Şimdiden söyle onları istemediğimi. Ne dedin Faruk? Tabii isterdim ama kabil değil. Kusura bakma, başka zaman. Güle güle. Hı, başka zaman. Hiçbir zaman diye neden açıkça söylemiyorsun? Ben annenle babanla değil, seninle evliyim. Biliyorum Memdu. Ama şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Bu akşam kimi götürüyoruz tiyatroya? Annemi. Yanaşmayacaklarını tahmin etmeliydim. Memduh'tan iyilik gelir mi adama? Ona kabahat bulma. Kardeşinde iş yok senin. Bir gece için annesini yanına alsa günaha mı girerdi yani?
Acaba odasında kalır mı dersin? Ah, sanmam. Faruk, hayatımda bundan daha saçma bir şey duymadım. Beni Necla'ya yollamaya yahut odama kapamaya kalkmanız garip. Sıkılırsın diye düşündüm de. Aa, hiç sıkılmam. 5 çocuk anasıyım ben. Kalabalığı severim. Hem misafirleriniz beni ortalıkta görmezlerse benden utanıyorsunuz sanırlar. Peki anne, peki. Bugün yine babandan mektup gelmedi. Sıhhati iyi midir dersiniz? Tabii iyidir. Hasta olsaydı çabuk duyardı. Doğru, Allah korusun. Lacivert elbiseni ütüledim ama gömleğini bulamadım. Kolacıya mı verdin yoksa? Ben götürdüm. Postaneye giderken bıraktım. İyi ama ne giyeceğim ben bu gece? Bak anne, Faruk'u çok sevdiğini biliyorum. Ama müsaade etti evimi kendim idare edeyim. Sadece yardım etmek istemiştim. Neyse, neyse, ben şimdi gider alırım. Ah! Feridun resmi! Onu buraya mı asacaksınız? Daha nereye asacağımıza karar vermedim. Şuraya koysak, ne dersin? Nereye asak yakışır. Ama şimdi bana verin, şuraya koy, sonra çıkıyor. Affedersin anne. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Çay isteyen var mı? Çay? Hayır, ben istemem. Siz kağıdı kesin. Of, bugünlerde de öyle kötü kağıt geliyor ki bana. Hiç şansım yok. Evet, bir tane daha verin. Sen var pas. Konuşun. Pot. Siz... Almaz. Çift kart. Peki. Versin. Pardon, tanıştırayım. Faruk'un annesi. Memnun oldum. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Evet, ben 3 pot daha derim. Hepsi 10 pot oldu. Oh, ben yokum. Pas. Ben de yokum. Ne tuhaf, hiç alışık olmadığım bir oyun. Demek kağıt oyunlarını hiç sevmiyorsunuz. Biz kocamla sadece pişpirik oynarız. Kazansın diye bütün valeleri gizlice ona veririm. Bakayım, sizde vale var mı? Yok. Acaba kimde var? Ah, affedersiniz bir dakika. Faruk, gel yerime bak biraz. Ah, belki bana şans getirirsin Faruk. Funda, senden bir ricam var ya. Ne o anne? Bak, eğer anneni birazcık seviyorsan ne olur yap dediğimi. Tabii. Bu gece babaannenle sinemaya gitmeni istiyorum. İçeride rahatsız ediyor bizi. Gitmez ki anne, misafirlerle çene çalmaya bayılır. İşte ben de ona mani olmak istiyorum zaten. Bilmem ki, gelir mi acaba? Ben razı ederim onu. Hı? Çok teşekkür ederim. Hı. Anne bir dakika. Hayrola yavrum? Funda bu gece sinemaya gitmek istiyor. Tek başına gitse olur mu acaba? Aa, hiç doğru olmaz. Ya, gitme desem de üzülecek. Siz götürür müydünüz acaba? Tabii yavrum. Sana herhangi bir şekilde yardım etmekten büyük zevk duyarım. Çok teşekkür ederim. Tamam, anlaştık. Babaanne gidiyor muyuz sinemaya? Tabii yavrum, kırar mıyım seni hiç? Uykum da yok zaten. Dur mantomu alayım da. Thank you.
İki koltuk lütfen. Yalnız biri önde biri arkada olsun. Peki. Buyurun. Babaanne yan yana yer yokmuş. Ne yapacağız peki şimdi? Ayrı ayrı oturalım, çıkışta buluşuruz ha. Ne yapalım öyle olsun. Défend. T'as envie de me tuer, hein? Tue-moi si t'en as le courage. T'as donc pas compris, je t'aime plus. J'ai plus envie de voir ta tête. Biraz sonra gelirsem girebilir miyim? Peki olur, hadi. Yalma! Non, tu me fais pas peur. Mais tue-moi si t'en as le courage. Babaanne, ben de seni içeride arıyordum. Çok bekledin mi? Hayır. Güzel miydi film? Genç adam beğendin mi? Bilmem. Sadece arabadan elini sallarken gördüm. Arabadan mı? Demek gördün beni. Söylemeyeceksin değil mi babaanne? Bu sana bağlı. Bir daha yapacak mısın? Hayır yapmam. İstersen yemin edeyim. Söylemeyeceksin değil mi ha? Hayır söyleme. Efendim, hoş geldiniz. Nasıl, film güzel çok miydi? Çok güzeldi. Biraz acıklıydı ama gene de çok güzeldi. Genç bir adam, arkadaşının yüzünden hapse giriyor. Arkadaşı da pek kabahatli değil. Ama nasıl oluyorsa oluyor, birbirlerinden haberleri olmuyor. Araya bir de fedakar bir kız giriyor. Kızın bir de babası var, laf anlar gibi değil. Kız tam işleri halledecekken baba... Sonunu anlatmayayım, belki gider görürsünüz. Saat 12 olmuş. Müsaadenizle gidip yatayım artık. Nasıl olur? Saat daha 11. Öyle mi?
Öyleyse biraz daha oturayım. Demek artık eskisi kadar iyi göremiyorum. Eskiden o kadar iyi, o kadar iyi görürdüm ki... ...bütün arkadaşlarım kimse uzağa seni kadar iyi göremez derlerdi. Bir dakika. Alo? Şehirler arası mı? Bir dakika. Anne, şehirler arası. Ferit'tir bu. Alo? Alo? Ferit, sen misin? Ben Ümran. Nasılsın? Nasılsın diyorum. Oh, memnun oldum. Çok merak ettim, niçin yazmadın? Ama yazman lazımdı. Biliyorsun, meraktan ölüyorum. Ben iyiyim, iyiyim. Evet, bana çok iyi bakıyorlar. Bu akşam davetlileri var. Çok, çok iyi insanlar Ferit. Ha. Yani herkes iyi, öyle mi? Peki sen? Sen de iyisin, değil mi? Ah, tabii. 3 ay çabucak geçer. Yine beraber oluruz, merak etme. Bak Ferit! Havalar iyice soğudu. Dışarı çıkarken paltonu giymeyi ihmal etme. Hele yağmurda, karda hiç çıkma. İyiyim. Ben çok iyiyim. Tabii seni özledim Ferit. Tek üzüntüm bu. Biliyorum, sen de beni özlemişsindir. Bu ilk ayrılığımız. 40 senedir ilk defa ayrı kalıyorum senden. Ama söylediklerimi unutma. Yakında yine beraber olacağız. Bir daha hiç ayrılmayız artık. Yo. Vallahi üzülmüyorum. Merak etme. Yalnız kendine dikkat et. Biliyorum. Yok, sen de üzülme. Sakın üzülme. Ah canım. Sesini duyduğuma o kadar sevindim ki. Ama telefon etmek için çok para sarf etmişsindir. Ha? Gördün mü, az para değil. Bununla boynunu sıcak tutacak bir atkı alırdın. Ha? Ben mi arayayım? Peki. Söylerim. Hepsine söylerim. İyi geceler. Sevgilim. Ben artık yatayım. Müsaadenizle. İyi geceler. Ziya, geç kalacaksın. Geliyorum. Koyma anne, dedem bahçede. Şu babam da kahvaltıya zamanında gelse olmaz. Gelir canım, gelir. Ne demek efendim? Bir evin kahvaltı saati olur. Herkesin keyfine göre çay demleyemem ki. Dünya kadar işim var daha. Gelir şimdi. Her fırsatta çatıp durma adama. Sebep olmasın. Dün gene gözlüklerini kırdı. 40 liraya patladı bana. Tabanca için bana 10 lira vermedin ama. Ye şunu. Annem para kesmiyor oğlum. Güle güle Mehmet. Eyvallah baba. Günaydın bey. Günaydın. Bana mektup var olmaz mı? Olmaz olur mu? Var tabii. Sevgilinden. Nasıl da bildin? Biz biliriz. Hadi eyvallah. Hoppala! Gitti bizim 40 lira! Sen beni milyoner mi sanıyorsun kuzum?
Hadi gel iç çayını. Doymadınız mı siz daha? Hadi okula geç kalacaksınız. Bırak yesinler canım, niye azarlıyorsun çocukları? Sinirimden. Ne oldu gene? Babam gözlüklerini kırdı. Tabii kızı zengin alır tekrar, ne olacak? Hoş gözlüğe ne ihtiyacı var onu da anlamıyorum ya. Gözlüksüz okuyamıyorum da ondan. Bundan iyi sebep mi olur? Okumasan ne olacak yani? Dünyadan haberim olacak. Her gün türlü türlü hadiseler oluyor. Dünyadaki hadiseler sen okusan da okumasan da olacak. Ama benim haberim olmayacak o zaman. Anne, hani bana 30 lira verecektin? Yeni atlas alacağım. Biraz bekle bakalım, sonra alırsın. Başka cereme çıktı şimdi. Amma da iş ha! Bakıyorum ufacık bir hareketim evde facia yaratıyor. Gözlüklerimi kırdım diye Coşkun'u neredeyse mektepten alacaksın. Sen kahvaltını etsene Handan. Her şeyi mesele yaptığın için bir deri bir kemik kaldın. Nasıl mesele yapmayayım? Her gün bir hadise çıkıyor. Sen benim evimde 20 sene kaldın. Hiç bu kadar gürültü yapmadım. Sebebiyet vermemişimdir de ondan. Öyle mi sanıyorsun? Demek hafızan pek kıtmış küçük hanım. Mahalledeki bütün delikanlılarla karıştırman pek mi hoşuma gidiyordu sanki? Ahmet'le sinemaya gideyim mi? Mehmet'le denize gideyim mi? Yok Osmanlılar çaya davet ettiler. Ya gece yaraları eve dönmeler ama sustuk bunlara. Nasıl? Cevap veremiyorsun değil mi? Hel adını sanını bilmediğim kimselerle yalovalara gitmeler. Dedikoduları nasıl susturduğumu bir ben bilirim. Vay vay vay! Bunlardan haberimiz yoktu hiç. Canım, senden evvelki şeylerdi bunlar. Gözlüğüm kırıldı diye kıyamet kopardın değil mi? Ama ben sana az masraf etmedim. Peki, peki, keselim artık! Keselim değil mi? Tabii, biz söyledik mi acı geliyor. Ama senin dilin bir karış. Annene telefon edebilmek için paltomu eskiciye sattım diye kıyamet kopardın. Yok konu komşu ne dermiş? Ben gidiyorum. Senden sonra konuşuruz. Yalova sefası ha! Firmamız adına sizleri temin ederim ki, bizim imalatımızı aradığınız kalitededir. Evet, bunu şahsi tecrübeme dayanarak söylüyorum. Ben size teklifte bulunan firmalarla da çalıştım. Onların çıkardığı mal katiyen sizin aradığınız efsafta değildir. Sizin gibi yağlı bir... yani büyük bir alıcı için bizim mallar hiçbir işe yaramaz. Yani diyorum ki, öbür firmanın malları tam aradığınız... bir dakika rica ederim, pardon. Meşgulüm, bir yere yemeğe götürün kendisini. Peki efendim. Evet, ne diyordum, bizim mallarımız... Onu rahatsız etmiş olmadım ya. Hayır. Yalnız çok meşgul olduğu için özür diledi. Doğum günü olmasaydı gelmezdim. Ya, doğum günü mü bugün? Bilmiyor muydunuz? Sabah kalktığımda baktım evden çıkmış bile. Gece de yemeğe gelmeyeceği için hediyesini buraya getirmek istedim. İyi ki söylediniz. Ben de bir hediye alayım. Mesela bir mendil. Ben de mendil getirmiştim. Hem de kendi elimle kenarlarını işleyip isminin baş harfini yazdım. Öyleyse ben de kravat alırım. Aa, isterseniz çıkıp beraber yemek yiyelim. Sonra hediye almama da yardım edersiniz. Ben Faruk. Yani müdür beyi bekleyeceğim. Beraber yeriz onunla. İşinin bitmesini beklersek açlıktan ölürüz ama. Aa, ben beklerim. Bunu bana sormanız çok iyi oldu. Affedersiniz. Bu konuda size benden iyi hiç kimse izahat veremez. Evet, bu... Evet, evet ne diyordum? Bizim mallar diğer firmanın mallarından daha kalitelidir. Alo, Erol Bey'i rica ediyorum. Erol Bey, telefondan istiyorlar. Telefon Erol Bey! Alo, evet, benim. Abiniz hemen buraya gelmenizi söyledi. Annenizi yemeğe götürecekmişsiniz. Parasını da verecek. Parasını o mu ödeyecek? Tamam, geliyorum. Böyle büyük bir işte kumar oynamaya gelmez.
Onun için bizim mallar... evet, ne diyordum? Dünyanın en kaliteli kardeşleri, yani malları... bizim kardeşlerdir, bizim mallardır yani. Bari siz de bir bardak ayran içseydiniz. Oh, teşekkür ederim. Erol'u beklerim ben. Faruk'un yemek zamanı çalışması, ne fena aç kalacak. Buyurun efendim. Faruk içeride mi? Evet, müşterilerle beraber. Söyle gelsin. Yalnız yanındakiler benim burada olduğumu bilmesinler. Sen oyalı onları. Peki efendim. Buyur patron. Bu adamlar daha önce başka yere gitmişler. Oradan aldıkları fiyatı biliyorum. Affedersiniz, annem efendim. Öyle mi? Nasılsınız? Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Ben de. Bak dinle Faruk. Biz de aynı fiyatı verirsek bu işi hallettik sayılır. Evet. Merhaba anne. Merhaba abi. Affedersiniz. Kardeşim Erol'u takdim edeyim. Memnun oldum. Anneciğim ne haber? En küçük oğlum efendim. İçlerinde en yaramazları, en haşarısı oydu. Hadi anne gidelim biz. Hadi. Ah, az kalsın unutacaktım. Doğum gününü tebrik ederim oğlum. Ben de unutuyordum. Tebrik ederim abi. Bu sefer de bunu unutuyordum. Buraya gelinceye kadar o kadar çok otobüs değiştirdim ki başım döndü. Sersem gibiyim. Niye bir taksiye binmedin anne? Sadece 3 liram vardı. 2 gün evvel 50 lira vermiştim sana. Biliyorum yavrum ama onu babana yolladım. O senin harçlığında anne. Ne diye yollarsın babama sanki? Yeni bir gömlek alsın diye. Temiz giyinirse iş bulmasına yardımı olur diye düşündüm de. Peki, sonra konuşuruz bunları. Müsaadenizle efendim. Güle güle efendim. Çok tatlı bir annen var. Öyle, çok iyidir. Sen ona niye iyi davranmıyorsun? Anlamadım. Pekala anladın. Ona layık olduğu sevgiyi göstermiyorsun. Elimden geldiği kadar hoş tutuyorum. Hayır, ben gözlerimle gördüm. Halbuki çok iyi bir annen var. Bir de benim oğlumu görsen... bana karşı ne kadar iyi, ne kadar saygılıdır. Biliyorum patron ama... 5 milyonluk bir servetiniz olmasaydı... acaba aynı şekilde davranır mıydı dersiniz? İşi neye bağlıyoruz şimdi? Hangi iş? Şu içeride bekleyenler mi? Canım bir şeyler yapıp da satmaya çalış. Faruk! Eğer senin annen zengin olsaydı... ona karşı hareketlerin değişir miydi? Bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Zengin çocukları babalarına karşı her zaman iyi davranırlar. Muhammed-i Hanefi cengi kalmadı, yakında gelecek. Yazık. Buyurun. Bakın, bunu tavsiye ederim. 7 evliya, 7 keramet. Bu güzeldir. Buyurun. Kaç para? Hediyesi 2,5 lira. Teşekkür ederim. Ne dersin bugünkü havadislere? Okuyamadım. Bu sabah gözlüklerim kırıldı. Ne? Gene mi? Kızın bu sefer ne dedi? O kadar bağırdı ki belki sen bile buradan duymuşsundur. Bir de çocuklarla beraber yaşamanın iyiliğinden bahsedersin. Aman aman. Yok. Aslında iyi şeydir Rıza Bey. Belki ben sana Handan hakkında biraz mübalağa ettim. Öyle. Farfaradır acıkama, kalbi temizdir. Hem belki bende de biraz kabahat vardır. Öyledir inşallah. Çocuklarımın hepsi iyidir. Onlarla iftihar ediyorum. Başımı ağrıtmadılar hiç. Benimkiler de hiç başımı ağrıtmazlar. Çünkü uzak dururuz birbirimize. Ne ben onlara karışırım, ne onlar bana.
3-5 kuruşum var, dükkanım var, şadanım var. Arada sırada ut da çalıyorum ben. Ne bekleyebilirim bu yaştan sonra? Benim hayatım da seninkinin aynı. Sadece dükkanım yok. Karım 300 kilometre ötede. Ha, bir de ut çalamam. Amca, Red Kit'in son sayısını versene. Versene denmez oğlum, verir misiniz denir. Ya. Biliyor musun, bazen düşünüyorum da şu çocuklar hiç büyümeseler diyorum. Al benden de o kadar. Eğer iyi yetiştiremezsen senden utanırlar. Yok iyi yetiştirir de yüksek okullara yollarsan gene senden utanırlar. Rıza Bey, senden bir ricada bulunabilir miyim? Tabii, nedir? Karımın mektubunu okur musun bana? Ben okuyamadım da. Ricaya ne lüzum var? Başlayayım mı? Perşembe gecesi. Sevgili Ferit, bütün gün seni düşündüm. Ayrılığa er geç alışılır derler ama ben gün geçtikçe seni daha fazla arıyorum. Biliyor musun, bu mektubu okuduğun zaman Faruk 39 yaşına basmış olacak. Bize sanki dün doğmuş gibi geliyor, değil mi? Bu bana seninle geçen saadet dolu 40 yılı düşündürdü. Ne çabuk geçti, değil mi? Daha dün gibi. İnsan mesut olunca hayat kısalıyor sanki. Seni de üzmek istemem ama bunları başka kime söyleyebilirim? Memduh'la Necla'nın tanıdıkları yaşlı bir kadın var burada. Düşkünler evinde. Yalnız arkadaşsız kalmamam için beni onunla tanıştırmaya götürdüler. Ah Ferit, kadıncağızın kaldığı yer o kadar kasvetli ve hazin ki içim sızladı. Orada nasıl kaldığını sormamak için kendimi zor tuttum. Necla ise orasını durmadan methetti. Kadıncağızı üzmemek için öyle davrandı zannettim. Sonra bana da yolda düşkünler evini, yemeklerini, temizliğini methetmeye devam edince gerçekten öyle düşündüğünü anladım. Demek gençler anlamıyorlar. Ferit, zavallı Necla, son günlerde sıhhati iyice bozuldu. Doktoru hava değişikliği tavsiye etmiş. Necla da Avrupa'ya gitmeyi düşünüyor. Ama bu sefer de bize verdiği sözü tutamayacağına üzülüyor. Tabii teselli ettim kendisini. Bizi değil, önce kendi sıhhatini düşünmesini söyledim. Ah Ferit, o kadar üzgünüm ki. Bu gidişle biz ne olacağız? Bir çare bulunsa da tekrar birleşebilseydik. Seni o kadar seviyorum ki. Bundan sonrasını gözlüklerini yaptırdığın zaman kendin okursun. Şadan! Şadan! Neredesin? Ne istiyorsun? Hiç! Sesini duymak istedim. Delirdin mi sen? Hadi git işine bak! Durup dururken sesimi duymak istemiş. Gidiyor musunuz? Ah, ne güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Yalnız sıkılmazsınız ya. Yok, hayır. Ama Funda da arkadaşlarıyla çıkıyor. Yalnız kalacaksın.
İlk defa yalnız kalmıyorum ki. Siz eğlenmenize bakın, beni düşünmeyin. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Babacığım. Hoşça kal. Güle güle anne. İyi eğlenceler yavrularım, iyi eğlenceler. Sen nereye gidiyorsun yavrum? Bizim kızlardan birinin yaş günü partisi var babaanne, oraya. Geceliğin ha? Neyse, ben karışmış olmayayım. Zaten yakında gidiyorum. Artık odanda yalnız kalacaksın. Ne yapmayı düşünüyorsun babaanne? Bilmiyorum. Ama galiba büyük babanın bir düşündüğü var. Mektubunda belki bir çiftlikte iş bulacağından bahsediyor. Boşuna hayale kapılma babaanne. Onun gibi ihtiyara kimse iş vermez. Benim hala ona güvenim var. Hem insan 16 yaşındayken dansı, eğlenceyi düşünür ama 60'ına geldikten sonra hayatta huzur ümit etmekten başka bir şey kalmıyor. Biraz üşütmüşsün. Bunun için annemi telaşlandırmaya ne lüzum var? Hadi iç bakayım şunu. Tabii. Kış günü paltonu satıp pardüsüyle dolaşır mısın? Otomobille kim geldi acaba? Doktor geldi. Ne çabuk! Hadi karşıla sen. Günaydın Siyah. Günaydın, Bey. Buyur doktorcum. Hayrola? Kim hasta? Bizim kayınpeder, biraz üşütmüş galiba. Buyurun. Şöyle. Ziya, yukarı getir doktoru. Geçmiş olsun. Bu titreme ne zaman geldi? Şimdi. Sizin geldiğinizi duyunca beni çıplak ayakla buraya koşturdu. Onun için ürperme geldi bana. Bakalım neniz var? Anlayamazsınız. Karım şimdi burada olsaydı sizden daha iyi anlar, daha iyi ilaçlar yapardı bana. Canım, koysana dereceyi baba. Adam! Adam! Bir saniye buyurun. Efendim. Handan be, hazır baban ortalıkta değilken seninle konuşmak istedim. Hı? Anneni çağıralım mı dersin? Üzülüyorum babanın haline. Ben de üzülüyorum ama yerimiz yok. Hem annem bir gelirse bir daha ayrılmak istemezler. İkisi birden kalırlar başımızda. Hı. Şu Necla'ya sözünde durmadığı için öyle içerliyorum ki. Ayten de bir işe yaramıyor. Dur, bari Ayten'e meseleyi yazalım. Hı. Karım burada olsaydı görürdünüz bir günde beni nasıl ayağa kaldırırdı. Öksürün. Niye öksürecekmişim? Öksürüğüm yok benim. Merak edecek bir şey yok. Üşütmüş. Bu ilaçları yaptırın. Ziya! Ziya, kapıya bak! Ne istiyorsunuz? Ben şu köşedeki kitapçıyım. Sabahları bize gazete vermez. Bir dakika. Gazete satmaya gelmedim hanım kızım. Benim adım Rıza. Babanızın arkadaşıyım. Hasta olduğunu duydum. Ziyaret edebilir miyim? Şimdi göremezsiniz. Doktor müsaade etmiyor. Kendisi istedikten sonra bence hiçbir mahsur yok. Madem ki doktor öyle söylüyor, buyurun öyleyse. Yukarıda. Merzi. Doktor, biliyorsunuz önümüz kara kış. Acaba babamı Mersin'e göndersek oranın havası daha iyi gelmez mi? Adamcağızı nereye yollasanız iyi olur bence. Teşekkür ederim doktor. İyi ki söylediniz. Mersin'de bir kız kardeşim vardı. Tabii. Tabii. Hepiniz için iyi olur. Allah'a ısmarladık. Güle güle doktor. Ne güzel çorbaymış Rıza abi. İçimi bir güzel ısıttı ki. Tabii güzeldir. Hasta olduğunu duyunca şadanım yaptı. Benim gibi o da bir an evvel iyi olmanı istiyor.
Birisi karımı yanıma çağırsaydı. Kızın sana bakar. Belki de evde annesinin öteberiye karışmasını istemiyordur. Şu yakaları... Ne yiyorsun Allah aşkına? Arkadaşımın karısı çorba yollamış da. Oh, güzel! Komşular sana doğru dürüst yemek vermediğimi sanıyorlar galiba. Kim bilir ne vardır içinde? Kiliç etinden başka bir şey yok bu çorbanın içinde. Şadan'ım yaptı. Şadan'ın kendi işine baksın. İşitilmiş şey mi bu? Ben babama yemek pişiririm. Şadan'ım kadar güzel yemek pişirmek için daha çok gençsin. Baba, bırak elinden şu pis şeyi canım, içme artık! Bitti zaten. Nasıl içebildin? Bana bakın, hayatımda kimse bana bu derece hakaret etmedi. Ben aldırmam ama Şadan'ıma... Söyle Şadan'ına, babam daha fena hastalanırsa gelip kendi baksın. Allah'a ısmarladık Ferit Bey. Güle güle. Geldiğin için ve... şey için teşekkürler. Rica ederim. Hadi bakalım, yapıştıralım şu yakıyı. Hadi kıpırda biraz. Aa, baba, dön aman canım biraz. Hadi! Üzülme Leyla, kendini hasta edeceksin. Ben kızımı iyi tanırım. Aklım almıyor. Funda bu saatlere kadar eve gelmesin, olacak şey değil. Başına muhakkak bir felaket gelmiştir. Bari ben de giyinip karakola Faruk'un yanına gideyim. Alo, alo! Hayır, ben babaannesiyim. Bir dakika, bir... Haber mi var? Hayır, bir kadın. Funda'yı istedi, sonra kapadı telefonu. Bu meseleye o kadar üzülüyorum ki. Yeni bir haber alıncaya kadar hiç bahsetmesek daha iyi olur. Ama ben bahsetmek istiyorum. Çünkü kendimi bir parça suçlu hissediyorum. Size daha önce söylemeliydim. Ne söylemeliydiniz? Funda genç bir adamla geziyor. O gece sinemaya gittiğimizde gördüm. Niçin o zaman söylemediniz? Funda'ya söz vermiştim. Söz mü verdiniz? Nasıl böyle bir mesuliyet altına girebilirsiniz? Bir daha yapmayacağına yemin etmişti de. Ne ederse etsin. Siz bana her şeyi anlatmalıydınız. Funda benim çocuğum, sizin değil. O kadar meşguldün ki. Poker oyunumla değil mi? Bir gün bunu başıma kakacağınızı biliyordum. Funda neden arkadaşlarını eve çağırmayıp dışarılarda dolaşmaya başladı biliyor musunuz? Hayır, hiçbir fikrim yok. Öyleyse ben söyleyeyim. Onlarla o kadar gevezelik ettiniz ki sıkıntılarından gelmez oldular. Kötü bir şey yaptığımı sanmıyordum. Alo? Bundan sonra bu evde telefonlara ben cevap vereceğim. Alo? Size. Şehirler arası. Alo? Evet, benim. Biraz daha yüksek konuşur musunuz? Kimsiniz siz? Hay Allah! Hasta mı? Ateşi var mı? Öksürüyor mu? Tabii gelirim. Hemen şimdi gelirim. Teşekkür ederim. Allah Allah, 2 saattir ne yapıyor bu? Hadi hanım, çabuk ol biraz. Ne olur bir bilet verseniz, çok rica edeceğim. Ne olur. Veremem hanım. Kusura bakmayın. İmkansız bu. Oğlumun başı dertteydi. Ama size oğlumun adresini vereyim. Yarın muhakkak öder. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Ama kocam o kadar hasta ki. Evet ama benim yapabileceğim bir şey yok. Devlet Demiryolları benim malım değil ki. Bakın, şu karşıda müracaat bürosu var. Oraya gidip içerideki bayana durumu anlatın. Belki bir çare bulur. Hadi. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Faruk Bey, kızınızdan bir haber var mı? Evet, annesiyle beraber demin eve götürdük. Memnun oldum. Hayrola, bir şey mi var? Evet, biraz evvel istasyondan telefon ettiler. Anneniz oradaymış. Bir yere gitmek istiyormuş ama bilet parası yokmuş. Hatta eve dönecek parası da yokmuş. Onun için orada kalmış. İsterseniz ben gideyim, siz çok yorgunsunuz. Giderseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Buyurun patron. Faruk, hani şu ihale işi var ya, onu Kemal beceremez. Bu işe sen bakar mısın? Tabii patron. Efendim, enişteniz Memduh Bey geldi, sizi görmek istiyor. Seni sonra görürüm. Olur efendim. Merhaba Faruk. İnşallah ziyaretim kötü bir zamana rastlamamıştır. Ziyanı yok, geç otur. Ne var ne yok? İyilik. Funda nasıl? Yenge hanım ne alemde? İyiler. Bir sigara versene. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Ben aslında aileden sayılmam. Bu da bir aile meselesi. Ama düşündüm, bir taraftan da Necla'nın kocasıyım. Kendi kendime dedim ki, Faruk'un akrabası olmadığım halde ona bir teklifte bulunsam. Ne de olsa Necla'nın kocasısın. Doğru, doğru. Ben de öyle düşündüm. Onun için bir teklifte bulunmaya geldim. Nedir? Annenizin durumu hakkında. Kusura bakmasın değil mi? Tabii benim karışmam doğru olmaz. Evet, sen bu işe karışmasan doğru olur. Sen sadece Necla'nın kocasısın. Buraya da bir teklifle gelmişsin. Anladık bunları. Fazla vaktim yok benim, sadede gir. Nedir teklifin? Yılda 500 lira tutuyormuş. İyi bakıyorlarmış kadınlara. Yatakları, yemekleri de iyiymiş. Ne 500 lirası, hangi kadınlar? Yaşlı kadınlara bakım evi. Annen orada kendi yaşındaki kadınlarla da arkadaş olur. Belki de sevinir buna. Yani annemi Darülaciz'e yatırmayayım teklif ediyorsun? Evet, 500 lirayı da ben veririm. Aferin sana Memdu. İyi düşündüm değil mi? Tabii aferin hak etmedim ama işte bir çare bulmaya çalışıyorum. Babam için de bir teklifin var mı? Mesela diri diri mezara gömmek ha, ne dersin? Ne kadar şakacısın Faruk. Diri diri gömmek ha. Neyse, şaka bir yana da Faruk, ben annenize bakayım, siz de babanıza bakmanın bir yolunu bulursunuz ha, değil mi? Çok teşekkürler Memduh, biz anamıza da bakarız. Bak şimdi, bana gene kızdın. Zaten ne söylesem hemen kızarsın. Galiba söylemesini beceremiyorum, yahut da fikirlerimi anlatamıyorum. Ben iyi anlatıyorum, defol! Defol dedim! Zaten yaranılmaz ki. Anne, niye hala üzülüyorsun? Handan babamın ateşinin düştüğünü söylemedi ama mi? Ama gene çıkabilir. Hem doktorundan da hoşlanmamış. Neyse, bu akşam ateşi yokmuş ya. Şimdi üzülmenin sırası değil. Ama gene çıkabilir. Öf babaanne, yeter artık. Bırak şu evhamlanmayı anne. Ben Leyla'nın yanına gidiyorum. O da hastadan beter. Ben yalnız gideyim. Ağlama yavrum, kendini hasta edeceksin. Ne yapayım, elimde değil. Söz aldım, gazeteler bizden de, kızımızdan da bahsetmeyecekler. Nedir bu başımıza gelenler? Anneni de Funda kadar seviyorum ama... Annemin bu işte ne ilgisi var? Ha, şu geçen gün aranızda çıkan münakaşa mı? Unut canım, önemli değil. Necla sözünden döneli, anneni yollayacak bir yer yok. Funda da o evde kaldığı müddetçe arkadaşlarını çağırmamakta inat ediyor. Ne yapalım bilmem ki. Ben de bilmiyorum. Dün başımıza gelene bak. Yarın tekrar olmayacağı ne malum?
Eskiden kimlerle arkadaşlık ettiğini bilirdik. Şimdi ise... Anlıyorum yavrum. Anlıyorum. Gene arkadaşlarını eve çağırması lazım Faruk. Muhakkak lazım. Yoksa belki evden kaçıp kendisine bir iş bulacak. Pansiyonlarda oturacak. Olabilir. Biz de hiç mani olamayız. Anneni sokağa atamıyoruz ama onun yüzünden kızımız sokaklara düşecek. Ağlama artık yavrum. Dur bakalım, belki bir çare buluruz. Affedersin baba, seni uyandırdım galiba. Hayır yok yavrum. Mektuplar geldi mi? Orada, masanın üstünde. Merhaba, nasılsın anne? Faruk, bugün babanla konuştum, bir şey kalmamış artık. Ama tekrar hastalanmaması lazım. Buraların havası ona hiç yaramıyor. Handan'ın doktoru daha sıcak iklimli bir yere yollamalarını tavsiye etmiş. Mersin'de oturduğu için de aklımıza ayten geldi. Yoksa oraya mı yollayacaksınız? Öyle lazım. Evet. Evet, tabii. Hastalanmasını ben de istemiyorum. Zaten hayatta tek arzum önce onun, sonra sizin sıhhatte olmanız. Handan beraber gitmenizi arzuladı ama Ayten istemiyor. Babanızı alsın kâfi. Ben dayanıklıyım. Her şeye tahammül ederim. Demek yakında gidecek. Evet. Bari vedalaşmak için görebilecek miyim? Elbette. Anne, sana bir şey daha söyleyeceğim. Önce ben sana bir şey söylemek istiyorum. Anne, benim söyleyeceğim çok mühim. Benimki ama... de mühim. Şunu diyecektim. Kusura bakmayın ama ben burada mesut değilim. Gündüzleri yalnız başıma sıkılıyorum. Akranım yok. Yalnızlık çekiyorum. Şöyle diyorum, kendi yaşımdaki insanların arasında olsam,
yaşlı insanları barındıran yerler varmış. Oraya gitsem. Anne. İyi bir yer orası. Kendime arkadaş da bulurum. Anne ben... Bırak sözümü bitireyim. Bir ara babanla birleşebileceğimi ümit etmiştim. Ama anlıyorum, bu imkansız. Onun için bırakın oraya gideyim. Artık bu meselenin kapanmış olacağına da memnunum. Böyle bir teklifte bulunmayı istemeyeceğinizi bildiğim için ben teklif ediyorum. Bir şey daha var yavrum. Baban Mersin'e gidinceye kadar... Kabilse burada kalmak istiyorum. Bilirsin, eski kafalıdır. Gideceğim yerin iyi bir yer olduğuna inanmaz o. Sakın kendisine kararımdan bahsetmeyin. Necla'ya, Handan'a, ötekilere de söyle, ağızlarından kaçırmasınlar. Bu meseleyi ben idare etmiş olayım. Peki anne, sen nasıl istersen. Sorarsa burada kalacağımı söyleyin. Mektuplarını buraya göndersin, siz bana yollarsınız. Bu ona ilk yalanım. Hayatımda ilk defa ondan bir şey saklamış oluyorum. Artık ben yatmaya gidiyorum yavrum. Yorgun hissediyorum kendimi. Sana ikimizin arasında kalacak bir sırrımı daha söyleyeyim mi? Çocuklarımın içinde en çok sevdiğim sendin. İyi geceler. Oğlum. Anne. Anne ne oldu? Yerler. Yerler. Kaygar. Konuştuk. Gidecek. Yıllar sonra bugünü hatırlarsan benden pek iftihar etmezsin herhalde. Beni mi görmek istediniz? Evet Seher Hanım. Artık gidiyorum da. Otobüsü mü karşılayacaksınız? Hı-hı. Kocanızı görünce kim bilir ne kadar sevinirsiniz. Tabii. Gece valizimi almaya geldiğim vakit burada olmayacağın için şimdiden sana veda etmek istedim. Bana yaptıkların için çok teşekkür ederim. O da ne demek, ben bir şey yapmadım ki. Sana bir atkı ördüm Seher Hanım. Takınca beni hatırlarsın. Ben de seni her zaman hatırlayacağım. Çocuklara söyle, akşam yemeğe geleceğiz babalarıyla. Hadi, artık Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Allah yardımcınız olsun. Ne iyi ettik de geldik buraya. Hatırladın değil mi? Hiç unutur muyum? Seni ilk defa burada görmüştüm. Dün gibi hatırımda. Sırtında gri bir kazak vardı. Ne kadar özlemişim seni. Ben de. Ben de. Trenin kaçta kalkıyor? 10'da. Önümüzde daha koskocaman bir 5 saat var. Ama saatine bakıp durma. Haklısın. Hayatımız hiç de fena geçti sayılmaz. Bir evimiz vardı. Sıhhatimiz yerindeydi. Çocuklarımız büyüyorlardı. Güzel bir hayattı Ümran. Evet. Çok güzeldi. Ama daha mı fazlasını istedik ne?
tutamadık işte onu elimizde. Gene küçücük bir evimiz olabilse. Hatta tek bir odamız. Tam ersine kadar nasıl gideceğim bilmem ki. Her mevsim sıcacıkmış oraları. Görürsün bak sıhhatine nasıl iyi gelecek. Kızın gibi konuştun sen de. Her mevsim sıcak. Hamamda oturur gibi. Handan Mersin'in portakallarını muzlarını o kadar methetti ki daha gitmeden midem bozuldu. Allah verir. Demek seni hala güldürebiliyorum İmran. Ne o, niye öyle yürüyorsun? Ayağın mı acıyor? Ayakkabılarım yeni vuruyor biraz. Ben de sana dünyanın yolunu yürüttüm. Aa, zarar yok canım, yürüdükçe açılır. Sana süslenmek istedim. Nasıl, yakışmış mı? Senin üzerinde güzel durmayan bir şey şimdiye kadar hiç görmedim. İster misin aradıkları ben olayım de Mersin hikayesi suya düşsün? Ne dersin? Dua et canım. Şu yazıya bak. Bunu bana söylemenin tam sırası şimdi. Eskiden beri sana böyle bir araba almak isterdim. Ne yapardım ben bununla? Bir işe yaramaz ki. Gezerdin. Bazen düşünüyorum da hayatta böyle şeyler almak, sözüm ona sağlam yatırımlar yapmaktan daha akıllıca olsa gerek. Şunları görüyor musun? Seninle iddiaya girerim, bir köşede en az 1 milyonları vardır. Bak şimdi arabayı onlara nasıl satacağım. İyi günler. Arabayı beğendiğiniz gibi geliyor bana. Buyurun, size yakından göstereyim. Çok güzel bir araba. Ha, değil mi? Cidden çok temiz, çok kullanışlı bir arabadır. Seyretmekten kendimizi alamadık. Arzu ederseniz sizleri biraz gezdireyim. Bakın ne kadar rahat yol aldığına siz de hayret edeceksiniz. Bilmem, nasıl olur? Niye olmasın? Hadi canım gel. Madem ki delikanlı kendi istiyor. Ama çocuklar bizi yemeye bekliyorlar. Bırak efendim, beklesinler. Hadi gel. Buyurun. Neden geciktiler acaba? Herhalde birazdan gelirler. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Daha ne gelsin başlarına? Rostoyu fırına koydum, neredeyse pişer. Allah vere de fazla geç kalmasalar. Ne güzel değil mi? Ya evet. Üşümüyorsun ya. Yo. Ya sen? Hı. Yalnız çocukları düşünüyorum. Bizi merak edecekler. Aldırma. Hatırladın mı? Balayımız da faytonla bu yoldan geçmiştik. Tabii, hatırlamaz olur muyum? O gün bugün seni bir daha öyle gezdiremedim. Ziyanı yok Ferit. Nasıl olsa çocuklar vardı. Kaldığımız oteli hatırlıyor musun? Tabii, Tarabya'daydı. Ne dersin İmran? Gidip bir görelim mi? Hadi. Delikanlı, bizi Tarabya Oteli'ne götürür müsün? Ha, tabii tabii. Arabayı nasıl buluyorsunuz? Ömrümde bu kadar güzel otomobile binmedim.
çok değişmiş değil mi? Ya. Geldiğimize ne iyi ettik. Nasıl? Arabayı beğendiniz çok demek. Çok güzel, çok. Fiyatı da hesaplı. Taksit de yaparız size. Taksit mi? Tabii. Fakat biz araba falan almayı düşünmedik. Düşünmediniz mi? Siz bize bu arabayı satmak mı istediniz? Hı. Affedersiniz. Affedersiniz, hem vaktinizi aldık hem de arabayı işgal ettik. Biz sadece göstermek istediğinizi sanmıştık. İçini hiç karıştırmadık ama, emin olun. Peki öyleyse. Beğendiğinize de memnun oldum. Ben de hava aldım sayenizde. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Affedersiniz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Otel çok güzel olmuş. Ya. Gelmişken Tokatlı'yı görmeden gitmeyelim. Bir gün mutlaka ziyaret ederiz demiştik. Hatırlar mı bizi dersin? Tabii hatırlar. Az mı tavla oynamıştık balkonda? Monsieur Tokatlı'ya söyler misiniz? Kendisiyle konuşmak istiyorum. Affedersiniz, böyle birini tanımıyorum. Öyleyse sen buralarda çok yenisin. Tokatlı'nın buranın sahibidir. Ona Ferit Bey'in geldiğini söyleyin. Kendisini 40 yıldır tanırım. Bir dakika efendim. Lütfen. Şurada kuyruklu bir piyano vardı. Bilardo masasını da kaldırmışlar. Burada ne var acaba? Bakalım mı? Hadi. Ne dersin? Ufacık bir rakı içsem mi acaba? Isınırım. Sen mi? Aa, alışık değilsin. Düğünde içmiştim ya. Ama başın ağrımıştı. Sen de bir bardak şarap içiver. Aa, aferin. Şimdi hanımlar da içiyorlar böyle yerlerde. Hadi. Yapma. Gel canım, gel. Buyurun efendim. Bana şu kadarcık rakı, hanımefendiye de bir bardak şarap. Baş üstüne efendim. Allah vere de sarhoş olmazsak. Rosto biraz daha soğursa berbat olacak. Bayağı merak etmeye başladım. Niye hala gelmediler acaba? Ablamdan korkularından. Rosto'yu soğuttunuz diye başlarının etini yer şimdi. Zevzek sen de. Keşke ikisini de doğru buraya getirseymişiz. Dedim ama yalnız kalmak istediler. Babamın üstünde para var mıydı bari? Biletini aldım. 100 lira da yanına verdim. Trene binerken vermeliydim ama kocama uydum işte. Kaçırdılar mı yoksa annemle babamı? Keşke. Hiç değilse bir isteyenimiz var diye sevinirlerdi. Demek Tokatlı'yan bıraktı bu oteli. 20 sene oldu. Değişiklikten anlamalıydık. Doğru. Fakat biz de sizi Monsieur Tokatlı'yan gibi ağırlamaktan şeref duyarız. Buraya kadar gelip zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz müdür bey. Vazifemiz efendim. İyi ettik de geldik değil mi Ümran? Memnunsun ya. İnanır mısınız? Şu gördüğünüz hanım tam 5 çocuk anasıdır. Ne diyorsunuz? Aynı zamanda torun sahibi. Yok canım, öyle mi? İnanılacak şey değil. Ben bile inanamıyorum bazen. 40 yıl o kadar çabuk geçti ki. İnsan mesut olunca yıllar çabuk geçer efendim. Onunla evlenmekle hayatımın en isabetli hareketini yaptım. Birçok isteyeni vardı. Beni seçti. Hele biri banka müdürü. Ben kızı aldım o zaman elinden, o da bizim evimizi aldı şimdi. Evet, sırası mı şimdi? İlk defa bir cuma günü gelmiştik buraya, değil mi? Hayır canikom, perşembeydi. Cumaydı, balayımızın ilk gününü unutmuş olamam ben. Perşembeydi canikom. Hatta yağmurlu bir gündü, bayraklar asılıydı. Bayramdı. Herhalde hanımefendi haklıdırlar, hanımlar unutmazlar böyle şeyleri. Bana müsaade, bir emriniz olursa buradayım. Teşekkür ederiz. Rakı içimi yaktı ama iyi de geldi. Dön bakayım, azıcık seyredeyim seni. Ne kadar güzelsin Ümran. Ferit.
Sarhoş olma değil. Oh, daha neler. Söyle bakayım. Bir berber bir berbere bire berber. Biri gel beraber bir berber dükkanı açalım diye bar 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 söyle. Aman Peri, bilirsin hiç beceremem ben bunu. Gitsek mi artık? Neden? Çocuklar yemeğe bekliyorlar. Beklesinler. Biz onları sofra başında az mı bekleriz? Biliyorum Canikom ama... Pekala bekletmeyiz. Yani hiç gitmeyiz olur biter. Hiç mi gitmeyiz? Hı? Yemeği seninle baş başa yer, eğleniriz burada. Ne yani, hakkımız değil mi? Kim karışır bize? Hadi gel. Teşekkür ederiz. Bir dakika. Alo? Alo, 4-4-2-7-3-1. Lütfen. Alo? Alo, Hanna sen misin? Ben baban, hatırladın mı? Hayır, bir aksilik falan yok. Bilakis çok memnunuz hayatımızdan. Annenle gezip eğleniyoruz. Yemek mi? Çok özür dilerim. Şaka etmiyorum. Evet, yemeğe gelemeyeceğiz. Rosto, vah 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 vah. Kim bilir kaç para harcadınız Rosto'ya. Hayır, gelemiyoruz. Rosto'yu mu? Ne yapacağınızı söyleyeyim. Siz alın o Rosto'yu da... trene de gitmeyelim bence. Kimseyi istemiyorlar. Vedalaşmadan mı ayrılacaklar bizden? Abim haklı. Baş başa bırakalım onları. Kendilerine yaptığımız, yapacağımız ilk ve son iyilik olur bu. Doğrusu kendimden utanıyorum. Hayret! Bu kadar kötü evlatlar olduğumuzu ancak şimdi, onlar yüzümüze vurunca anlayabildik. Seninkiler hariç bu kadar güzel yemek hiçbir yerde yemedim. Tabii güzel olacak. Hesaba göz attım, 80 lira. Ama değdi. İnşallah Handan bol para vermiştir. Verdi. Dans edelim mi Ümran? Biz mi? Biz ya. Gel. Vazife mi yapamayız yani? Hadi. Buna yokuz işte. Bunlar da hesaba dahil mi acaba? Hı? Baksana. Buyurun efendim. Bunlar ne evlat? Müdür beyden efendim. Ha. Hatırladın mı bu tangoyu? Hı hı.
acaba? 9 olmuş. Hadi gidelim öyleyse. Geç kalacaksın. Vakit geldi. Ne güzel vagonlar. Duyduğuma göre çok iyi yemek veriyorlarmış trende. Sakın gıdanı ihmal etme. İyi ye. Kendini toplaman için ihtiyacın var. Ayten'e de selam söyle, sana iyi baksın. Yakında inşallah sen de gelirsin. Bir iş bulur bulmaz çağıracağım. İnşallah Ferit. Ama hemen iş bulamazsan da üzülme sakın. Ben burada Faruk'un yanında çok rahatım, biliyorsun. Dikkat dikkat! Eskişehir, Ankara, Adana istikametine gidecek olan Toros Ekspresi kalkmak üzeredir. Allah'a ısmarladık sevgilim. Güle güle Ferit. Ümran, eğer bir daha seni göremezsem, şunu bilmeni isterim ki seninle çok mesut oldum. Eğer ben de seni bir süre için göremezsem, sen de bil ki 40 yılımızın her dakikası birbirinden güzeldi. Dünyada senden başka hiç kimsenin karısı olmak istemezdim Ferit. Seninle her zaman iftihar ettim. Ben de öyle. Thank you.